Şunu demek istiyorum. Tabii ki orada hatalar yapıyoruz. Açlıkla, özlemle, işte orada birçok şeyle boğuşurken. Benim yaptığım hangi hata vardır derseniz, bence şöyle bir hata olabilir. Yani bunu dürüstçe söylemekte ben bir sakınca görmüyorum. Benim bence Survivor'da yaptığım en büyük hata, bizim takımımızın en iyi yarışmacılarından biriyken sadece takımla daha iyi anlaşamadığımızı düşündüğümüz için Anıl'ı yazmamız oldu. Açıkçası yorum yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Hakan dur. Ben yorum yapmıyorum. Açıkçası. Öyle mi? Yani ben susuyorum. Tamam, bu noktada ben Anıl'ı yazarken herhangi bir hadi yazalım diyen bir lider olmadım. Anıl'ın yüzü de burada, o yüzden rahat rahat konuşabiliyorum. Onun dışında Anıl'ın gideceğini de düşünmedim. Ama biraz kopuk olmamızdan dolayı birçok ses Anıl'a bir ders niteliğinde, hani çok sert anlamda anlaşılmasın, böyle bir şey yapmak istedi. Bana da mantıklı geldi. Ama ben orada kağıda yazarken, yemin ederek söylüyorum, çok arada kaldım. Anıl mı yazayım yoksa boş oy mu atayım? Mesela atıyorum Ramazan, Nevin gibi. Ama o sırada Anıl yazmak geldi arkadaşlarımla ve yazdım. O an bunun hata olacağını düşündüm. Ve burada nasıl yorumlandı bilmiyorum. Ama benim için bir hataydı. Bunu açık açık söyleyebilirim. Başka bir hatam olduysa da herkesten özür diliyorum. Ama biz insanız, hepimiz hata yaparız. 115 gün burada hepimiz belli hatalar yaptık. Bence benim en büyük hatam buydu. Onun dışında bir de o sakatlanırken parkura çok sert girdim. Onu yapmayacaktım. O da benim için çok İyisin, önemli bir hataydı. İyisin değil mi şimdi, her şey yolunda? Şu an iyiyim, tamam. Evet. Yorum yapamıyor muyuz ya? Yok. Hayır, Hakan lütfen. Geçmiş olsun. Tamam, geçmiş olsun diyelim.